Merhaba değerli izleyenler. Bugün Şef Emre İdrisoğlu ile birlikteyiz. Emre İdrisoğlu, Bursa Gastronomi Derneği Başkanı. Aynı zamanda Türkiye'de de bu camiada tanınan isimlerden bir tanesi. Gemilerde çalışmışlığı var, birçok otelde, restoranda çalışmışlığı var. Yani artık duayenliğe doğru ilerliyor. Emre hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Emre ile biz bu arada birçok festivale de gittik. Festivallerde ne festivali ise, mesela Enginar Festivali ise Enginar Festivali'nde enginar yemekleri yaptık. Biber Festivali ise biberden yemekler yaptık. Ve bu sayede de festivallerde yer almıştık. Ama orada konuştuğumuz konular vardı, bazı konular vardı. Neydi bu konular? Tamamen gıda terörüyle ilgili konulardı. Çünkü bu konuda gerçekten bilinçlenilmeye ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten toplum çok sağlıksız gıdaları tüketiyor. Değil mi Emre? Yani toplumun kendi öz kültürünü fast food akımına kurban etmişliği var. Bununla alakalı insanların beslenme alışkanlıkları değiştikçe gıda terörü, yani endüstriyel gıda teknolojisi ülkemizde daha da çok var olmaya başladı. Bu var oldukça fast food ilerledi. İnsanlar o ne olduğu belli olmayan hamburger kuyruklarında saatlerce bekliyorlar. Halbuki Türk mutfağı çok geniş, muhteşem bir tarihe sahip. Çok basit malzemelerle bile çok güzel yemekler çıkarabiliyoruz. Bence bu mutfağı kurban etmemek lazım. Bence de. Şimdi yoğurttan başlayalım. Söyle bize ilerlerini. Yani yoğurt zaten pastörizasyon ve homojenizasyon geçirmiş bir madde. Ya kaymak yapmak için üzerine peçete koydukları var yani. Çok çok kötü durumda. Mesela süt tozundan başlayalım. Süt tozundan yani süt bile içemiyoruz evet, artık. Süt bile içemiyoruz. Çünkü artık o sokaklarda bağıran Necati amcalar yok. Sütçü amcalar yok. Haliyle bütün sütler hazır sütler. Marketten aldığımız sütü mayaladıktan sonra probiyotik değeri olan bir yoğurt elde edemeyiz maalesef. Yine aslında sağlıklı beslenmek için dedelerimizin kültürüne dönmek yeterli. Yani. Şimdi yoğurt yapmanın da kolay noktaları var zaten. Tabii ki. Neydi? Üç yöntemle yoğurt yapılıyordu. Kesinlikle öyle. Hafızamı yani, biraz yaza doğru, evet, şey yapıyorum, evet. Geçtiğimiz yaza doğru. Bayağı da anlatmıştık bunları. Şöyle, yoğurdu bir ağaç kozalağından bile sütü mayalayarak elde edebiliriz. Kendi evde yaptığımız nohuttan bir maya elde edip yoğurdu elde edebiliriz. Daha çok basit yöntemleri var. Limon suyuyla, hafif tuzla ve sirkeyle bir maya elde edip sütü mayalayabiliriz. Bunların hepsi de herkes, kim evinin dolabını açtığı zaman evinde bulacağı malzemeler bunlar. Haliyle yoğurdu yapmak bu kadar basitken bu homojenizasyon ve pastörizasyon işlemi geçirmiş gıda terörüne kurban etmeyelim bence. Hem çocuklarımızı hem kendimizi, beslenme alışkanlıklarımızı, Türk mutfağını, bunların hepsini korumak bu ülkede yaşayan herkesin görevi bence. Şimdi süt tozundan başladık. Çünkü marketlerde satılan sütlerin birçoğu diyelim, hepsi demeyelim. Çünkü hepsini dersek sıkıntı olur. Evet, birçoğu süt yani, tozundan yapılıyor. Yani daha çok isim vermeden konuşuyoruz ama genel itibariyle sütler 138 derece, 140 derecede pastörizasyon ve homojenizasyon işlemi geçiriyor. Şimdi biz evde sütü kaynatırken 100 derecede kaynatıyoruz. Yani kaynara çıkmış bir sıvı 100 derece demek. Ancak 138 derece, 140 derecelerde hızlı ısıl işlem görmüş sütlerin hiçbirinde bu canlı mikroorganizmalar kalmıyor maalesef. Biz de sütü tüketmemizdeki tek sebep probiyotik değerleri. Probiyotik değerler olmadığı zaman mide torbasını doldurmaktan başka hiçbir işe yaramıyor maalesef. Şimdi bak, süt tozu dedik, süt tozundan yoğurt yapılıyor. Yani süt tozu süt tabii, oluyor, tabii. O yoğurt oluyor, ayran oluyor, peynir oluyor, maalesef. Tereyağı oluyor. Yani birçok konuya da etken, bak nereden baksan, mesela sabah yediğimiz yani peynirde işte de var, endüstriyel gıda bu. Ayranda da var, hepsinde evet, var. Evet. Peki bunun sağlık açısından bakıldığında ne türlü zararları ya var? Tabii ki sağlıksız. Şimdi bir hayvan çok bildiğimiz iyi yerlerde beslenmişse bile, yani bunu biliyorsak nerede beslendiğini, sütünü sağdıktan sonra kaynatmamak daha iyi aslında. Böyle sağacaksın, içeceksin. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Eskiler öyle yaparmış. Eskiler öyle yaparmış ve daha da sağlıklı beslenmiş. Süt tozu ne demek? Yani süt tozu, ben bunu kimyasallaştırıyorum demek. Haliyle doğal sütten elde edilmiş bir yoğurdun vesaire süt ürünlerinin tadını vermeyecektir. Şöyle söyleyeyim, marketten aldığımız bir yoğurdun üzerinde
son kullanma tarihi 1,5 ay sonrayı gösteriyor. Yani, evet. Yani bir yoğurt 3 günde ekşimiyorsa bu problem demektir. Evet, evde yapılan yoğurtlar bir haftada. Bir hafta çok uzun bir süre. Aynen. Ama 1,5 aylık bir yoğurt. Benim annem yoğurdu mayalardı. Biz o gün yoğurdu sofrada tüketirdik. İkinci gün ayran yapardık. Üçüncü gün o ekşi ayranı içerdik. Eğer yoğurt yine kaldığı zaman annem onu bir tülbente koyup lavabodaki musluğa asardı. Süzerdi. Süzme yoğurt yapardı. Ekşi ekşi onu yerdik. İki gün yiyebilirdik. Ondan sonra maalesef tüketilmezdi. Eskiden bizim çocukluğumuzda da gerçekten böyle hileler yoktu ya. O fabrika yoğurtları bile tam yoğurt. Kesinlikle yani. Öyle. Kesinlikle öyle. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Şanlıurfalıyım biliyorsun. Urfa'dan bu tarafa yani batı bölgesine gelmeyene kadar hazır yoğurtla tanışmamıştım ben. Bizde yoğurtlar halk pazarında satılır. Köylüler halk pazarına getirir sebzeciler gibi. Böyle demir ülbe derler. Demir kovalarda getirirler. Kim evine yoğurt almak istiyorsa oradan alırdı götürürdü. Peki izleyicilerimize şunu söyleyebilir misin? Markete gittiklerinde nasıl yoğurt seçmeliler? Yani o yoğurdun üzerinde yazılanlarda neye dikkat etmeliler? Yani yoğurdu kesinlikle hazır almamalarını öneriyorum. Bir kere market yoğurdu zaten hiç bunu ben hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Ancak evinde yapması gerekir yani. Bence evinde yoğurdu mayalayamayanlar hazır yoğurt tüketmesinler. Nohuttan yapılıyor. Evet, çok basit. Mayalanıyor. Defalarca söyledik. Çam kozalağından. Çam kozalağı ya. Hangi ağacı sallasan çam kozalağı kafana düşüyor zaten. Yapılıyor. Yani kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle çok teşekkür öyle. Ederim Emre'ciğim. Rica ederim. Umarım herkes Türk mutfağına sahip çıkar. Türk mutfağına sahip çıkmak için Emre ile birlikte bu çekimlerimiz devam edecek. Bugün yoğurtla başladık ama daha sonra pul biberdeki tehlikeyi sizlerle buluşturacağız. Ve bu serimiz böylelikle devam edecek.